içinde ortaya çıkarak 140'tan fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınına karşı ülkemizde İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Kurulu'nun aldığı tedbirler kapsamında 21 Mart'ta kapatılan kuaför, berber ve güzellik merkezleri 11 Mayıs'ta hizmete açılacak. Toplam 250 kuaför, berber ve güzellik merkezinin bulunduğu Çerkezköy'de de yaklaşık 40 gündür kapalı olan iş yerlerini açmak için hazırlıklar başladı. Fatih Kızılboğa, ben 20 seneden beri Çerkezköy'de kuaförlük sektöründeyim. Kendi salonumuz var, işletiyoruz. Şimdi burada kendi sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığı başta çok önemli. Bu doğrultuda bizler de genelde hijyen belgelerine sahip firmaların ürünlerini alıp kullanmayı düşünüyoruz. İşte tek kullanımlık havludur, tek kullanımlık pedikür aletleridir, tek kullanımlık manikür aletleridir. Bunların tedariğini yaptık. Açıldığımızda bunlarla hizmet vermeyi düşünüyoruz. Yani her şey hijyen belgelerine sahip firmaların ürünleriyle müşterilerimize hizmet vermeyi düşünüyoruz. Zaten hani bu olaylar başladığında dükkanımızı dezenfekte ettirmiştik gerekli firmalara. Şimdi açılmadan önce 1-2 gün kala yeniden dezenfekte ettireceğiz. İşte dükkanımızın hijyen kurallarına uygun bir şekilde temizleyeceğiz. Ondan sonra hizmet vermeye başlayacağız. Ama bu süreçte hani müşterilerimizden de rica edeceğimiz şey randevu alıp gelmeleri. Yoksa aksi takdirde dükkanda çok fazla yığılma olur. İnsanlar yani sosyal mesafeye uygun hareket edemez. Bunun da önüne böyle geçmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle müşterilerimizin hani maskesiz gelmemelerini rica ediyoruz. Açıklama yapıldıktan sonra hani birçok müşterimiz aradı, sordu. İşte geleceğim, şu gün geleceğim, bugün geleceğim. Biz kesinlikle müşteri randevuları oluştururken aralara yarım saat 40'ar dakika hani bir süre vererek onlara randevu veriyoruz. Hani bir yığılma olmasın. Hani geldiğinde dükkanda 10 kişi olmasın da 3 kişi olsun. Hani bunun ayarlamasını o şekilde yapıyoruz. Vallahi tüm müşterilerimizin içi rahat olsun. Hani sadece ben değil birçok arkadaşımız var Çerkezköy'de bu mesleği icra eden bayan kuaförleri, erkek kuaförleri. Hani hepimiz birbirimize destek çıkıyoruz. Birbirimizle ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye görüşlerde bulunuyoruz. Herkes üstüne düşen görevi yerine getiriyor. Yani hani hijyen burada çok önemli. Hepimiz dikkat edeceğiz buna. Birçok bayan kuaför arkadaşım da gerekli önlemleri alıyor. Herkesin içi rahat olsun. Yani hani biz öyle salonlarda bir yığılma yapmayacağız. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. 11 Mayıs'ta müşterilerimize hizmete başlıyoruz.